Televizyonda, radyoda yahut eğlence mekanlarında duyduğunuzda hemen mırıldanmaya başlarız. Birkaç dinlemeyle sözlerini de ezberleriz hemen. Peki bu kadar aşina olduğumuz Türk sanat müziğinin en ünlü parçalarından birisi olan Ada Sahillerinin hüzünlü hikayesini biliyor musunuz? Suat Bey ve Şadiye Hanım. Sinema tarihimizin klişelerinden biridir. Zengin kız, fakir oğlan. Suat Bey Büyükada'da oturan fakir bir genç, Şadiye Hanım ise 93 Harbi Kahramanı Çürük Sonu Gürcü Bahri Paşa'nın kızıdır. Şadiye Hanım yaz aylarında ailesiyle birlikte Büyükada'ya gelmektedir. Yine bir yaz günü adada Suat ile karşılaşır. Tanıştıktan bir müddet sonra aşık olurlar. Gel zaman git zaman birbirlerini daha da yakından tanımıştır genç aşıklar. Artık beklemenin bir anlamı yoktur. Şadiye Hanım durumu babasına söylediğinde katı suretle karşı çıkmıştır Bahri Paşa. Bir müddet sonra havaların soğumasıyla Büyükada'dan ayrılmıştır Şadiye Hanım ve ailesi. Suat Bey Büyükada'da ikamet ettiği için adada kalmıştır. Mektuplaşmalar başlar artık. Özlemini bir nebze olsun böyle dindirir Suat Bey. Artık tüm gününü sahilde mektubu getirecek vapuru beklemekle geçirmektedir. Fırtınalı bir günde vapur gelemez adaya. Suat Bey ise bu acıya dayanamaz artık. Soğuk ve dalgalı bir kış günü kendisini denizin azgın buz gibi sularına bırakır. Ertesi gün vapur gelmiştir. Dolayısıyla mektup da gelmiştir. İşte mektup da aynen şu cümleler yazmaktadır. Suat, babamı nihayet izdivacımıza ikna ettim. Gelip beni alemden isteyebilirsiniz. İş işten geçmiş, Suat Bey artık hayatta değildir. Şadiye Hanım daha sonra Osmanlı Sarayı'nın Sultan Abdülmecid'in torunu İbrahim Tevfik Efendi'nin hanımı olarak girmiştir. Hanedan sürgün edildiğinde bir müddet Paris'te sefalet içerisinde yaşamış, daha sonra oğlunun görevi dolayısıyla Amerika'da ikamet etmiş ve en sonunda İstanbul'a kesin dönüş yapmıştır. Şadiye Hanım 1986 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.